Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Philip Erenk konusunu daha iyi anlamanız için bir örnek daha vereceğim size. İlave bir ders olmuş olacak bu ders. Şimdi burada kırmızı objeye bakarsanız yani kırmızı kutuya, bunun da bir kolon olduğunu varsayın. Kırmızı kutu sol tarafa geçsin istiyorum. Yani ben bunu şöyle döndürmek istediğimde bu hareketi yapabilirim. Sıkıntı yok. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. Hızlıca sağ tuş deyip Philip Erenk ve kırmızı eksende öbür tarafa hareket etsin istiyorum. Red'i işaretliyorum. Red'i işaretledim de gördüğünüz gibi bu tarafa doğru geçiş yaptı. Peki buradaki yeşil kutu ise kolona göre yeşil eksende soldan sağa geçmesini istiyorum. Yani bu tarafa geçmesini istiyorum. Sağ tuş Philip Erenk. Green'i seçmeliyim ki green dediğimiz yeşil aksta hareket etsin. Ve bu tarafa dönmüş olur. Yine burada mavi kutumuz var. Bu mavi kutunun aşağı yönde olmasını istiyorum. Bu tarafa şöyle bu kutunun dönmesini istiyorum. Şöyle aşağı doğru. Bunu uzun uzun yapmıyoruz böyle. Yine Philip Erenk diyoruz. Sağ tuş Philip Erenk ve blue. Niye? Çünkü mavi aksta bu sefer hareket ediyorsunuz. Bakın ne oldu? Böyle dönmüş oldu. Bu sadece ek bir derste bilginiz olsun. Bir dahaki derse görüşmek üzere.